Merhaba arkadaşlar, ikinci yazılı günü geldi çattı ve sizlerle yeniden beraberiz. İkinci yazılılarına çok güzel notlar almak istiyoruz. İlk yazılımızda hocalarımızın ne kadar pinti davranabileceğini, yani bazı konulardan pıt pıt puan kesebileceğini gördük. Dolayısıyla ikinci yazılda çok daha dikkatli olmamız lazım. Neden? Çünkü hoca bize bir şey sorduğu zaman sakın kaçırmayalım. Bol puan vermesi için her şeyi güzel güzel yazalım isteyeceğiz. Peki ne yapacağız bugün? İlk başta tabii ki şöyle bir kısa bir özet yapacağız. Bunların hepsini sizlere anlattık videolarımızda. Ardından da yazılı programımız başlıyor. İlk konudan da birazcık soru koyduk. Aynı zamanda hikayeden sorular koyduk gördüğünüz gibi. Hikayenin bölümünden. Sınavda böyle bir paragraf verip size bunu doldurmanızı isteyecekler. İşte betimleyici anlatımlar, hakim bakış açısı. Sonrası şiire geçeceğiz tabii ki. Bu sabah hava berrak diyeceğiz. Ama şiirle alakalı hem test sorusu çözerken bilgilerin üzerinden geçeceğiz. Edebi sanatların, imgelerin hem de DBX kurallarına da bakacağız. Sonrasında yine uyak örgüleri, nazım birimleri bayağı bir soru çözeceğiz. Ve bu sorularla sınava hazırlanacağız. Ben şimdi bütün soruları göstermek istemiyorum. Çünkü rating azalsın istemiyorum. Neyse şimdi şöyle başlayalım diyelim. Şimdi arkamıza yaslanalım hızlı bir şekilde. İlk başta bu konudan fazla bir soru gelmeyecek. Niye? Bu birinci yazılı konusuydu. İşte edebiyatın tanımı nedir? Diğer bilimlerle ilişkisi nedir? Güzel sanatlarla ilişkisi. Biliyorsunuz edebiyat fonetik sanatlara giriyordu. Yani işitsel sanatlara giriyordu. Aynı zamanda edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi insan dolayısıyla. Yani edebiyatın konusu insandı. Tarihin konusu insan. Psikolojinin konusu insan. Sosyolojinin konusu insanın oluşturduğu toplum. Dolayısıyla hep bir bütün olduğunu söylüyorduk. İletişim ve öneriyle alakalı birazdan zaten sorumuzu çözeceğiz. Ben şu anda göndereceğim. Sizler alıcısınız. Benim anlattıklarım birer ileti. Bağlamımız YouTube oluyor. Şu anda siz beni YouTube'dan izliyorsunuz. Yani genel internet üzerinden izliyorsunuz. Şöyle birazcık şunu indireyim. Evet çok güzel. Şu çizginin gözükmesi lazım gördüğünüz gibi. Teknolojik olarak bunu da indirdik. Aynı zamanda düşünce geliştirme yolları vardı. Bunları da zaten birazdan soru üzerine göreceğiz. İşte tanımlama, karşılaştırma, benzetme. Bunlar son derece kolay şeyler. Hikayeye baktığımızda yaşanmış ya da yaşanabilir olayların kısa ve özde anlatılması. Bakın romanda öğreneceğiz. Romandan daha kısa hikaye. Roman 1 kilo limonsa hikaye 1 C vitamini hapı gibi. Ona eşdeğer tabii ki. Hikayenin özelliklerine baktığımızda durum hikayeleri vardı. Olay hikayeleri vardı. Olay hikayelerinde Mopassant'ı görüyorduk. Bize de Ömer Seyfettin'i. Durum hikayelerinde ise Çehov'u görüyorduk. Ve bize de Memduh Şevket'le Sait Faik Abasıyan'ı görüyorduk. Tabi olay hikayelerinde serim, düğüm, çözüm bölümleri vardı. Rating vardı. Heyecan vardı. Bilinmez bir heyecanlı bir son vardı. Durum hikayeleri ise böyle duruyordu. Bir şey yok yani. Sakin bir hikaye tarzı. Dünyada Boccaccio Türk Edebiyatı'na letaif rivayetin ilk örnekler olduğunu söylemiştik. Hikayenin yapı unsurlarını bölümlerini birazdan yine göreceğiz. Öyküle betimleme zaten bunları çok eski sınıflardan beri biliyorduk. Zaten bunlarla alakalı videolarımızı mutlaka izleyin. Eğer birazdan soruları çözerken takılırsanız. Şiire baktığımızda nazım birimi tek mısra, beyit, dörtlük ya da bentler halinde olabiliyordu. 3-5 diye gidebiliyordu. Nazım türüne baktığımızda işte şiirin konusuyla alakalı. Yani işte güzelleme, aşk konuluydu. Koçaklama, kahramanlık, taşlama, eleştiri, ağıt böyle cenazelerde söylenen bir nazım türü olarak geçiyordu halk edebiyatında. Yani şiirin konusu derse türü. Birimi derdiği zaman da beyit mi, dörtlük mü, bent mi ona bakıyorduk. Biçimi derse hepsinin bir bütünü. Yani biçim dediğimiz zaman işte koşma olabiliyordu 11 Eylül'de yazılabilen ya da gazel olabiliyordu beyitlerle yazılan işte 5 ya da 15 beyitten oluşan. Bunları zaten birazdan soru üzerinde göreceğiz. Mahlas şairin adıydı. Ahenk unsurları, tapşırma bunların hepsini birazdan soru üzerine çözmemiz çok da önemli. Yani ben burada size bir saatte anlatsam siz eğer ne olduklarını tam hatırlamıyorsanız öğrenemezsiniz. O yüzden hemen mutlaka bunlarla alakalı şiir videomuza da geçin. Detaylı bir şekilde anlattık bunu. Hatta PDF ile paylaştık. Ölçü, hece ölçüsü parmak hesabıydı. Arız ölçüsü açıklık ve kapalılıktı. Yani ünlü ya da ünsüze bitmesi. Bir de serbest ölçü vardı. Hece ölçüsünde duraklar vardı. Böyle nefes alıp durduğumuz yerler. Redifler sahte kafiyelerdi. Yazılışları aynı, anlamları aynı, her şey aynıydı. Ama kafiye gerçekten bir zeka gerektiriyordu. Tek harf olursa yarım kafiye. İki harf olursa tam kafiye, üç ve daha fazlası zengin kafiyeydi. Tunç kafiye bir sözcüğün diğerinin içinde olmasaydı, cinaslı kafiye de cinas sanatıydı. Yani sesli sözcüklerin kafiye oluşturmasıydı. Assonans, asil olduğu için ünlü tekrarı, aliterasyon ünsüz tekrarıydı. Kafiye örgüsünde ABAB çapraz, ABBB yani ABBA sarma oluyordu. AABB bunlar düz uyak oluyordu. Bunların hepsini göreceğiz, düz kafiye örgüsü oluyordu. Epik kahramanlık, lirik, duygusal, didaktik, öğretici, pastoral, doğa, satirik de eleştiri şiirleriydi. Eleştirel konulu şiirlerdi. Bunlar mesela konularına göre, türüne göre olmuş oluyor. İmge, şairin kullandığı sıra dışı benzetmelerdi. Birazdan zaten imge ile alakalı sorular da çözeceğiz burada göreceğiniz gibi. İşte imge örneği bulunmaktadır. Sen bu şiirin içerisindeki imgeyi bulabiliyorsan, hoba ne güzel diyeceksin. Hatta bulayım mı şimdi? Neyse birazdan beraber bulalım. Aynı zamanda burada şunu da bilmemiz lazım.
Mesela İmge'de şair diyor ki Atilla İlhan. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum diyor bak. Yani seni çok seviyorum, sen çok tatlısın, ay ay bayılıyorum. Hayır. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Yani kafama çivi gibi sapladım seni diyor. Seni unutamam diyor. Sen de onu duyunca wow. Adam resmen imge yapmış. Sıra dışı, kendine öz bir benzetme kullanmış diyoruz. Teşbih, benzetme. İstiare, benzetmenin öğelerinden yalnızca birinin kullanılmasıydı. Mesela aslan futbolcular dediğimizde burada futbolcuları aslana benzetiyorduk. Aslanlar sahaya çıktı dediğimizde ise orada istihare olmuş oluyordu. Açık istihare oluyordu. Niye? Çünkü aslanları söylüyorduk ama futbolcuları söylemiyorduk. Ama futbolcular sahada adeta kükredi dersek bu sefer de kapalı istihare oluyordu. Niye? Çünkü futbolcuları söylüyorduk ama aslanlara benzettiğimizi söylemiyorduk. Mecazi mürsel bir sözün benzetme ilgisi olmadan başka bir söz yerine kullanılmasıydı. Yani mesela usta kramponlar sahaya çıktı. Futbolcu krampona benziyor mu benzemiyor mu? Biz krampon sözcüğünü futbolcu için kullanıyorduk. Hocam çok hızlı gidiyorsunuz diyebilirsiniz. Hiç endişelenmeyin. Bunların zaten videosunu izleyebilirsiniz. Artı bununla alakalı size ödev de vereceğim. Artı biraz daha tane tane konuşmaya çalışacağım. Söz veriyorum. Teşhis kişileştirmeydi. Şahıs yani insan olmayan varlıklara insana özgü özellik verilmesi. Kalem bugün çok üzgündü. Niye üzülüyorsun kardeşim? Sen kalemsin. Ama ben kişileştirildim. Teşhis. İntak konuşturmaydı. Ve kalem siyah kaleme dedi ki babana haber. Bak kalem konuşuyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan olmayan bir varlık konuşturulmuş oluyor. Tenasüp uygun sözcüklerin bir arada kullanılmasıydı. İşte bahçede güller, laleler, sümbüller var dedi. Gül, lale, sümbül bir arada kullanılmış oluyor. Tezat, tezıt yani zıtlık. Ağlamak, gülmek. Ağlarım hatıra geldikçe gülüşüklerimiz. Ne yapıyorsun kardeşim? Tezıt yapıyorsun. Tezat yani. Tell me hatırlatmaydı. Yani işte böyle Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed, Leyla, Mecnun, Kerem, Aslı bu tarz şeyleri şiirde kullanıldığı zaman o olayları hatırlatmış oluyordum. Mesela Mehmet Akif Ersoy, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor, Çanakkale şehitlerinin şiirinde. Niye? Çünkü Çanakkale'de savaşan askerlerimize diyor ki sizler en az Bedir Savaşı'ndakiler kadar şanlıydınız diyor. Çünkü siz İslam'ı kurtardınız diyor. Orada o olayı hatırlatıyor. Tell me hatırlatıyor yani. Hüsnü Talil güzel nedene bağlama. İşte siz sınavlardan yüz alın diye bugün hava ne kadar güneşli olmuş arkadaşlar. Nasıl yani ya? Yani işte güzel nedene bağlıyorum. Tecavüleri bilmezden gelmeydi. Bilinen bir şeyi bilmezden geliyorsun. Yani işte diyelim ki bunu Ahmet Haşim'in örneği çok kullanılır. Ya pardon, Cahit Sıtkı Tarancı'nın örneği çok kullanılır. Şakaklarıma kar mı yağdı? Allah'ım benim mi bu çizgili yüz? Herhalde senin. Herhalde kar yağmadı. Yani saçlarına ak düştü, kaşlarına ak düştü. Ama bilmezden geliyor. Kinaye hem gerçek hem mecaz anlam kullanılmasıydı. Tevriye iki gerçek anlam kullanılmasıydı. Mesela Mehmet Akif Ersoy'un "Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar" şiirinde Mehmet Akif Ersoy hem bize diyordu ki "Ulusun yücesin sen korkma seni nasıl yensin bunlar" demek istiyordu. Hem de "Ulusun korkma yani havlasın onlar korkma aman it ürür kervan yürür" manasına söylüyordu. Yani iki tane gerçek anlam adam aynı anda kullanıyor. Müthiş bir şey yani. Veyahut da "Şu göğsündeki bir ben olaydım." Ha? Yani hem ben olaydım şu ben noktaları var ya hem bu ben noktalarından olaydım hem de ben yani birinci kişi şahıs olarak ben olaydım. İki tane gerçek anlam. Bunu her delikanlı yapamıyor dolayısıyla bu sanatın. Tariz bariz dokundurmaydı yani laf sokuyor. Bu çalışmayla gidersen yani yakında sınıf birincisi olacaksın. Ha, tersini söylüyorsan da dalga geçiyor. Çünkü niye? Çalışmıyor çocuk. İrsali mesel atasözü kullanmaydı. Mübalağa da günümüzde zaten en çok yaptığımız şey abartma. Şimdi o zaman pardon hemen şu isim sıfat konusunda gösterelim. Ardından da hızlı bir şekilde yazılı sorularına geçelim. İsim zaten biliyoruz. Her varlığın ismi var. Bu kalem sizin isminiz var. Benim ismim var. Her şeyin bir ismi var. Özel isimlerin yazım kurallarına karşımıza çıktığını bilelim. Zaten yazım kurallarından sorular çözeceğiz. Cins isim biliyoruz. Tür adı. Somut duyu organlarımızı algılayabildiklerimiz. Soyut algılayamadıklarımız. Tekil isim kalem, çoğul isim kalemler, topluluk ismi de mesela grup, zümre, ekip gibi şeyler. Sıfatlar isimlerin önüne geliyorlardı. Niteleme sıfatları veya belirtme sıfatları olabiliyordu. Mesela diyelim ki şu kalem sözcüğüne ben eğer şuraya koydum tekrar. Eğer siyah kalem dersem niteleme sıfatı oluyordu. Güzel kalem dersem niteleme sıfatı oluyordu. Renkli kalem dersem niteleme sıfatı oluyordu. Pahalı kalem dersem niteleme sıfatı oluyordu. Ama kalemi belirtirsem mesela bu kalem veyahut da hangi kalem soru yoluyla işte şu kalem, bir kalem, iki kalem bunlar da sayı, işaret ya da belki sıfatları oluyor. Şimdi yazım ve noktalama ile alakalı da kuralları zaten sorularım üzerinde göreceğiz. Bunlarla da alakalı sınavınıza mutlaka soru gelecek. Bunları zaten eskiden beri sınavlar hazırlık sürecinde biliyordunuz. Hemen hızlı bir şekilde artık sorulara geçmek istiyorum. Şimdi ben şu anda göndericiyim. Sizler beni dinleyenlersiniz. Yani alıcısınız. Anlattığım şey ileti demiştim. Şimdi bunu burada beraber bir kez daha kodlayalım. Şimdi birincisine ne gelecek? Bir, gönderici. Amacına uygun bir bilgiyi, isteği, düşünceyi alıcıya gönderir. Yani ben gönderiyorum. Alıyoruz yani gönderir. O zaman bire Ceyhan yazıyorum. Geldim ikiye. Alıcım. Alıcı
kodlanmış iletiyi alan, ona anlam verip kod çözen iletişim mühendisidir. Yani siz de şu anda benim anlattığımı anlamaya çalışıyorsunuz. Hocam çok kuzu konuşuyorsun. İletiyi alıyoruz ama ona anlam verip çözemiyoruz diyebilirsiniz. Ya da yok hocam anlıyoruz, aynı hızla devam edebilirsiniz diyebilirsiniz. O zaman ikinin cevabı da Adana olmuş oluyor. Üçe bakalım. Üç, ileti. İleti ne olabilir? Göndericinin düşüncelerinin, isteklerinin, duygularının görsel veya işitsel hale dönüşüm şeklidir. Yani ben şimdi bir göndericiyim. Benim size göndermem gereken bir şey var. Bak bir kere bunu görsel olarak koyuyorum. Sonra konuşuyorum. İşitsel olarak da bir şeyler söylüyorum. Bu da benim size gönderdiğim mesajlar olmuş oluyor. Dolayısıyla 3'ün cevabı da Edin olmuş oluyor. Mesela trafik lambasını düşünün. Trafik lambası da bir gönderici. Hop şöyle koyalım trafik lambasını. Trafik lambasına hangi renkler var? İşte kırmızı var, sarı var, yeşil var. Şimdi diyelim ki trafik lambası bütün bunları yaparken amacı ne? Bize bir bilgi göndermek istiyor. Ben farklı bir trafik lambası yaptım ama böyle de olabilir yani. Adam orada kırmızıyı kullanmasının sebebi başka, yeşili kullanmasının sebebi başka, sarıyı kullanmasının sebebi başka. Bir amacı var, o amacı da bize ileti yollamak. Biz de o iletiyi aldığımız zaman alıcı olarak duruyoruz ve eğer kırmızı yanda duruyorsak bu da bizim dönütümüz olmuş oluyor. O zaman dönütünden olduğuna geleceğiz. 4'e bakalım. 4 neymiş? Kanal. Kanal tabii ki nedir? Kullanılan yol. Mesela ben şu anda YouTube kanalımı kullanıyorum gibi. Tabii bu denk geldi. Yani YouTube iletişim kanalını kullanıyorum. Size internet genel ağ üzerinden geliyorum. Bilgi veriyorum. Sınıfta hoca dil kanalını kullanıyor. Burada bizim kullandığımız kanal, tabii ki YouTube kanalı değil, espri yapıyorum. Burada bizim kullandığımız kanal size gönderdiğim iletiyi anlattığım dil olan konuşma dili. Yani Türkçe kanalından Türkçe diliyle anlatıyorum. O zaman 4'ün cevabına Bursa diyebiliriz. 5'e bakalım. Kod. Kod dediği şey ise özel bir tarzda düzenlenmiş hali. Yani sen eğer dil kodu kullanabilirsin. Farklı farklı özel kısaltmalar kullanabilirsin. Bu dolayısıyla özel şeylere biz özel bir tarzda düzenlenmesine biz iletinin kod diyoruz. 6'ya bakalım. 6 ne olabilir? 6 dönüt. Evet, göndericinin iletisine alıcının verdiği karşılıktır. Şimdi ben göndericiyim. Siz de alıcısınız. Dinliyorsunuz ve anladığınızı evet diyorsan bu bir dönüt olmuş oluyor. Veya da video like atarsan ki bilmiyorum atar mısın? Like atarsan bu bir dönüt olmuş oluyor. O zaman 6'ya Giresun dedik. 7'ye bakalım. Bağlam. 7 bağlamda geriye kalan zaten Denizli. İletişime katılan öğelerin yani benle sizin göndericiyle alıcının birlikte oluşturduğumuz ortam. Bu bağlantı ortamı olmuş oluyor. Sınıfta olsaydık sınıf bizim bağlamımız olacak. Şimdi geldik başka bir soruya. Aşağıdaki yargıları doğru ya da yanlış şeklinde değerlendiriniz demiş. Hemen değerlendirelim. Hikaye yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı kısa edebi türdür. Evet bu doğru. Bunu zaten biliyoruz. Durum hikayeciliği Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından geliştirildiği için Maupassant tarzı hikaye olarak da anılır. Maalesef durum değil, bu olay olacak. Dolayısıyla burayı şöyle olay olsaydı doğru olabilirdi ama şu an için yanlış. Rus yazar Anton Çehov tarafından geliştirildiği için olay hikayeciliğine Çehov tarzı hikaye de denir. Hikaye de denir olacak, burada de yazım yanlış olmuş. Olay değil, bu da durum olacaktı. Dolayısıyla tam tersini yapmışlar. Cevabımız burada Y olacak. Evet, öksürdük ama devam edelim. 14. yüzyılda İtalyan edebiyatında Boccaccio'nun yazdığı Decameron adlı eser hikaye türünün ilk örneği kabul edilir. Evet doğru. Bizde aynı tane altına gelmiş. Bizde ilk hikaye Ahmet Mithat Efendi'nin Letaevi rivayetidir. İtalya'da Boccaccio'dur diye videomuzun başında söylemiştik. Teknik açıdan güçlü, gerçek anlamda batılı örneklere benzeyen hikaye örnekleri Recaizade Mahmut Ekrem'in Küçük Şeyler adlı eserine yer alır. Bu yanlış. Recaizade Mahmut Ekrem'in hikayesi değil de Sami, bu çıkabilir bakın arkadaşlar sınavda. Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı hikayesi. Hatta bunun içinde Pannonima diye bir eser var. Bu da yine üniversite sınavında sorulmuştu. Bunu da hocanız sorabilir. Küçük Şeyler ilk gerçekçi öyküler kabul ediliyor. Sami Paşazade Sezai yazıyor. Geldik başka bir soruya. Bu metinle ilgili aşağıdaki yargılarda boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Bakalım. Metin böyle gidiyor. Önce bir okumamız lazım herhalde. Çünkü kaç kişinin ağzından, mesela kişi ağzından anlatılmışı yapabiliriz. Niye? Çünkü eğer geldi diyorsa üçüncü kişi ağızdır. Geldim diyorsa birinci kişi ağızdır. Bak bu üçüncü kişi, bu birinci kişi ağız. Veya geldik diyorsa da birinci kişidir. Geldiler diyorsa da yine üçüncü kişidir. Şimdi bakalım, oturuyorlardı, kurulmuştu, bekliyorlardı, kıvranıyordu. Bu üçüncü kişi ağızdı. Bu tamam, bunu rahatlıkla yaptık. Ama işte hikayenin hangi bölümden alınmış, nasıl anlatım bunları biraz okumamız lazım. Bakalım şimdi. Alaçakaranlık içinde sivri, siyah bir kayanın belli belirsiz hayali gibi yükselen Salgo Burcu uyanıktı.
Vakit vakit inlettiği trompeti, boru seslerini akşamın serin rüzgarı derin bir uğultu halinde her tarafa yayıyor. Kederli bağrışmalarıyla ölümü hatırlatan oyunbaz karga sürüleri, bulutlu havanın dönük yüzünü daha beter artırıyordu. Mor dağlar gittikçe koyulaşıyor, gittikçe kararıyordu. Yamaçlardaki dağınık gölgeler, kuşsuz ormanlar, hıçkıran dereler, kaçan yollar, ıssız korular. Yani burada bakın bir kere şunu söyleyebiliriz. Anlatımda adam net bir şekilde ne kullanmış? Betimleyici, yani betimleme var diyebiliriz. Hatta şöyle betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır bile diyebiliriz. Niye? Çünkü net bir şekilde çok fazla betimleme yapmış. Ve betimleyici anlatımda daha çok giriş paragraflarında böyle bir daha yeni başlangıçta da olur. O yüzden bir hikayenin serim yani giriş bölümü de diyebiliriz. Ve aynı zamanda sanatlar diyor, duygular diyor. Tamam devam edelim. Ha, duygular da ilgili antalya yermiştir diyor. Duyularıyla ilgili diyelim şurada. Duyularıyla ilgili aynı sıralara yer verilmiştir. Mesela bir kere kesinlikle görme var. Yani bu kadar şey görmeden olmaz. Aynı zamanda işitmeyi de görebiliyoruz. İşitme. Ve başka neler var? Serin rüzgar derken bir dokuma var. Çünkü havanın sıcak, soğuk ya da serin olduğunu biz dokuma duyusuyla algılayabiliriz. Tamam devam edelim. Kuşsuz ormanlar, hıçkıran dereler, kaçan yollar, ıssız korular. Sanki korkunç bir fırtınanın gürlemesini bekliyorlardı. Burcun tepesinde beyazlı siyahlı bir bayrak can çekişen bir kartal ızdırabıyla kıvranıyordu. Bak bayrak bir kartal ızdırabıyla kıvranması burada bir benzetme vardı da diyebiliriz. Niye? Bayrağı kartala benzetmiş. Benzetme sanatları var. 2000 kişilik muhasara ordusunun çadırları kaleye giden geniş yolun sağındaki büyük diş budak ağaçların etrafına kurulmuştu. Yerlere kazıklanmış kıratlar, yabancı kokular duyuyor gibi sık sık başlarını kaldırarak kişniyorlar. Tırnaklarıyla kazmaya çalıştıkları toprakların nemli çimenlerini otuyorlardı. Başka hangi sanat olabilir? Bakalım bir daha şöyle. Evet, burcunik, vakit vakit inlet trompet, boru sesleri, kederli bağırışma, ölüm hatırlatan oyunbaz karga sürüleri, bulut havanın dönük hüznü. Ha, bulutlu havanın donuk hüznü. Bir kere bulutlu hava hüzünlü olmaz. O zaman burada insan olmayan varlıklara insana özgü özellik olan kişileştirme sanatı verilmiş diyebiliriz. Zaten bu tarz paragraflarda %99.9 kişileştirme vardır. Hatta şurada var. Hıçkıran dere. Ne oluyor ya? Dere hıçkırmaz ki yani. Bu net bir şekilde kişileştirme. Şimdi bakış açısına baktığımızda biliyorsunuz 3 tane bakış açısı var. Ya kahraman bakış açısı olacak. Adam bir kere bu hikayenin kahramanı konuşmuyor burada. Biri dışarıdan gözlemliyor. Dolayısıyla kahraman bitti. İkincisi gözlemci bakış açısı olabilir. Evet hocam gözlemliyor işte. Hatta betimlemiş. Gözünü de kullanmış. Görmüş. Her şeyi betimlemiş diyebilirsiniz. Fakat burada şuna dikkat edin. Bir de hakim bakış açısı var. Hakim bakış açısı insanların içlerinden geçenleri daha detaylı bilebilen, adeta böyle hani tanrısal bakış açısıyla geçmişi, geleceği, o anda zihninden geçenleri de bilebilen bir bakış açısı. Acaba o var mı ona bakalım. Mor dağlar gittikçe koyulaşıyor, gittikçe kararıyordu. Yamaçlardaki dağınık gölgeler, kuşsuz ormanlar, hıçkıran dereler, kaçan yollar, ıssız korular. Sanki korkunç bir fırtınanın gürlemesini bekliyorlardı. Nereden biliyorsun böyle bir şey olduğunu? Bak şimdi bekliyor. O demek ki bir olay hakim. Burcun tepesinde bir bayrak. 2000 kişilik muhasara ordusunun çadırları kaleye giden geniş yol sağındaki büyük diş bırakan... Yabancı kokular duyuyor gibi sık sık başlarını kaldırarak işliyorlar. Atlar kokuları duyduğunu hissedebiliyor. Biliyor. Ölümü hatırlatan oyunbaz karga sürüleri bulut havanın donuk yüzünü daha beter artırıyor. Mor dağlar koyulaşıyor. Yani burada evet bir kere gözlemcilik var ama aynı zamanda bazı şeyleri bilebilmesi, biraz daha üstten bakabilmesi burada hakim bakış açısı da gösteriyor bize. Hakim bakış açısının neden olduğunu bir kez daha söylüyorum. Bakın şimdi. Şu anda söylediğim yerler gözlemci. Alacakaranlık içinde sivri siyah bir kayanın belli belirsiz hayali gibi yükselen salgo burcu uyanıktı. Şimdi bak burcun yani o şeyin kalenin uyanık olduğunu biliyor bir kere. Ne oldu ya? Gözlemleyerek görmesi. Hani belki görür ışıklar yanıyor diye. Vakit vakit inlettiği trombeti, boru seslerini akşamın serin rüzgarı derin bir uğultu halinde her tarafa yayıyor. Kederli bağrışmalarıyla ölümü hatırlatan oyunbaz karga sürüleri bulut tavanın donuk hüznünü daha beter artırıyordu. Bulut tavanın hüznü. Demek ki bulut tavadaki hüznü görebiliyor. Yani tabi burada kişileştirme var ama aynı zamanda orada bir olaya hakimiyet de var. Mor dağlar koyulaşıyor. Tamam bunu görebilirsin. Gözlemleyebilirsin. Gittikçe kararıyor. Tamam. Yamaçlardaki dağınık gölgeler, kuşsuz ormanlar, hıçkıran dereler, kaçan yollar, ıssız korular. Sanki korkunç bir fırtınanın gürlemesini bekliyorlardı. Sen bunu nereden biliyorsun? Çünkü ben hakim sanatlığıyla gidiyorum diyebilirsin. Geldik başka bir sorumuza, şiir sorusuna. Bu sabah hava berrak şiirinde hangisi söylenemez diyor. Öncelikle sarma uyak örgüsü vardır. Şimdi sarma uyak örgüsü olabilmesi için bakın. Eğer şöyle olursa, şöyle uyak örgülerini şöyle gösterelim size.
Hepsini, hatta hepsini bitirelim şöyle. Bakalım hepsini bitirebilecek miyiz? Şimdi birincisi şöyle göstereyim. Bakın. Eğer A hepsi A olursa düz oluyor. A B olursa düz oluyor. Bir kere buna biz düz uyak örgü istiyoruz. Tamam. AB olursa çapraz oluyor. Tamam. AB A olursa sarma oluyor. Kardeşim böyle bir şey var mı? Yok. O zaman cevap A seçeneği. Sarma uyak örgüsü yok. Ama diğerlerini açıklayacağım şimdi. Aynı zamanda şöyle AA XA var. Bu da mani tipi uyak örgüsü oluyor. Bir de ABA ortadaki B'yi alıyorsun. BCB ortadaki C'yi alıyorsun. CDC D'yi alıyorsun diye giden var. O da örüşük uyak örgüsü oluyor. Tamam. Şimdi bunların hepsini öğrettik size. Şimdi gelelim şu kısma. Hüsnü talil yani güzel nedene bağlama ve intak sanatlarına yararlanılmıştır. Acaba hüsnü talil var mı? Şimdi bu sabah hava berrak. Bu sabah her şey billurdan gibi. Gök masmavi bu sabah. Güzel şeyler düşünelim diye. Hadi oradan ya. Sen hüsnü talil yapmışsın. Göğün renginin mavi olmasının sebebini güzel bir nedene bağlamışsın. O yüzden burada hüsnü talil var diyebiliriz. Peki intak bakalım. İntak nerede? İnsan olmayan varlığın konuşması. Yemyeşil olmuş ağaçlar, bulutlar hayretinden. Mesela bu da yine hüsnü talil. Yemyeşil oluvermiş ağaçlar, bulutlar hayretinden diyor ya. Burası da yine hüsnü talil var diyebiliriz. Kuşların altını sevince karlı dağlar sefere çıkmış. Burada kişileştirme var. Vadik suyun içilisi. Ben gülüm. Bak burası önemli. Geliyor işte. Ben gülüm. Ben karanfil. Ben de Yasemin diyor. Renk renk kokularla çiçekler. Çiçekler konuşmaya başlamış. O zaman bu da intak sanatı diyebiliriz. O zaman turuncu hüsnü talil, kırmızı intak dedik ve geçtik başka bir kısma. İmge örneği bulunmaktadır. İmge neydi? Sıra dışı benzetmeydi. Şimdi buralarda vardı ama şurada bir tane gördüm. Sahiplerinden memnun evlerin bahçelerinde. Boy boy insan gölgeleri kımıldar. Güneşi içmiş kaldırımlarda. Ne oluyor ya? Güneşi nasıl içiyorsun sen ya? Güneşe bakamıyorsun bile. Burada resmen sıra dışı bir benzetme yapmış. Yani güneşi artık soluğundan dolayı yakalamış olan şeye, nedir onun adı? Tarza güneşi içmiş diye göstermiş. Yani şöyle gözleriniz biraz buğulandı. Çünkü kamerayla oynadım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Serbest tarzda yazılmıştır. Bu da doğru. Serbest yani bir kere şey değil. Beyitler halinde ya da dörtlükler halinde yazılmamış. Serbest ölçü, serbest tarzda yazılmış. Modern şiir geleneğinin ürünü. Evet, bu tarz şeyler modern oluyordu. Hatırlarsanız şöyle bunu da bir kez daha söyleyelim. Eğer şöyle bir şiir gösterdiyse sınavda hocam. Şöyle 4-4-4 gidiyor. Böyle bir şey gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki kardeşim bu halk şiiri geleneği, hece ölçüsü, sade bir dil, işte yarım kafiye, somut öğeler ve bu dörtlük nazım birimi diyeceksin. Eğer şöyle 2-2 gidiyorsa bu sefer diyeceksin divan şiiri geleneği, beyit nazım birimi, aruz ölçüsü, ağır bir dil, soyut öğeler diyeceksin. Eğer şöyle bir şey yaparsa da ölçüsüz, uyaksız, serbest ölçü yani. Bir ölçüsü yok yani. Bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Yani karışık. Bu sefer de serbest ölçü diyeceksin. Modern şiir geleneği diyeceksin. Bakın tekrar söylüyorum. Halk şiiri, hece ölçüsü, sade dil, yarım uyak, somut öğeler. İşte burada ya 11'li ise koşma olur ya 8'li ise semai olur. Öyle gider. Türkü de olabilir. Buraya geçiyorum. Kalemle rengini değiştirdim. Divan şiiri geleneği, aruz ölçüsü, beyit nazım birimi. Gazel olabilir, kasit olabilir, mesim olabilir. Ağır bir dil, zengin uyak, soyut öğeler. Buraya bakıyoruz. Serbest ölçü, uyaksız, yani işte rahat, böyle serbest müstezat olabilir. Veyahut da işte divan şiiri falan zaten bitti artık. Tamamen modern Türk şiirinde işte garip akımdan bir şiir olabilir. Sıra dışı yani, tamam mı? Şimdi geldik başka bir soruya. Bunun cevabını A demiştik zaten. Aşağıdaki tabloda belirtilen isim... Zaten birazdan başka şiir soruları da çözeceğiz. Merak etmeyin. Uyak örgülerin nazım birimleriyle alakalı. Aşağıdaki tabloda belirtilen isim türlerine bu şiirden birer örnek yazınız diyor. Yazalım. Sıkıntı yok. Özel isim diyor. Tamam. Özel isim... Çoban kaval çaldı, bülbül sordu, çoban dedi, düşman bülbül. İstanbul diyor mesela. İstanbul burada görüyorsunuz. Ben hemen İstanbul'u gördüm. En kolayı özel isimdir zaten. İstanbul'u gördüm. Başka Anadolu vardı. Anadolu'yu gördüm. Anadolu. Başka Türk diyor. Bakın zaten ilk harfi büyük yazıldıysa satır başında olmamasına rağmen büyük yazıldı. İstanbul zaten satır başında ama yine de İstanbul'un zaten özel isim olduğunu biliyoruz. Cins isim bir sürü var zaten. Çoban diyebiliriz. Kaval diyebiliriz. Başka ne diyelim mesela ova diyebiliriz, bülbül diyebiliriz, yuva diyebiliriz. Tamam.
Somut isme baktığımızda bu sefer çoban yine bir somut isimdir. Gül bir somut isimdir. Bülbül somut bir isimdir. Bunları biliyoruz. Peki soyut nedir? Mesela haset. Haset soyut bir isimdir. Niye? Çünkü haset ediyor. Yani bunu duyu organlarına yakalayamazsın. Bu düşman haset etmek. Hani göster, hasedi göster, gösteremezsin. Tekil isme baktığımızda ilerlere ki anlamış şeylere bakacağız. İşte gül, başka ne diyebiliriz? Ova, yuva, bunlar tekil isim. Çoğul isme baktığımızda ise lerlere ki alacağız. Çünkü nerede çokluk orada lerler demiştik. Şarkılar, ülkeler. Bakın burada nerede? Sürüler mesela. Sürüleri de yazalım. Sürüler. Başka nerede? Şarkılar, ülkeler. Nerede ülkeleri göremiyorum. Ha, ülkeler. Bunlar da hep çoğul isim. Topluluk ismi ise çoğul eki alsın ya da almasın. Cümle içinde kullanılsın ya da kullanılmasın topluluk bildiren kelimelerdi. Mesela sürü. Sürü aynı zamanda topluluk ismidir. Yani şuradaki sürüler çoğul eki almasaydı, tek başına kullanılsaydı da zaten çoğul anlam bildiriyordu. O yüzden bunu topluluk ismi olarak kabul edeceksiniz. Eğer hoca sorarsa bu topluluk ismi çoğul ismi diye böyle bir şey sormaz. Yanlış. Ama sorarsa buna topluluk ismi diyebilirsiniz bu arada. Ordu da mesela bir topluluk ismi. Bunu da söylemiş olduk. Geldik başka bir soruya. Cahit Sarancı'nın yalnızlık şiirine. Yalından yalnızlık. Şimdi bu şiirle ilgili hangisi boş bırakan yerleri doldunuz demiş. Geniş siyah gölgesi hayatımı kaplayan, tepemde sanat germiş bir kartaldır yalnızlık. Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan, bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık. Gördüm yapraklarımın bir bir döküldüğünü, baharda yaşamanın bilmedim nedir tadı. Gemi izi görmeyen bir limanın hüznünü, kimsesiz gönlüm kadar hiçbir gönül duymadı. Bu adamın özelliği bu zaten. Yani CST, ceset. Bu adam hep ölüm korkusuyla yaşıyor. Yaş 35 yolun yarısı eder diyor ama 46 yaşında vefat ediyor. Çok iyi bir şair fakat yaşama sevinci var, ölüm korkusu var ve maalesef erken yaşta gidiyor. Şimdi dolayısıyla burada da yine böyle duygusal bir şey yazmış. Yani dolayısıyla konusuna göre biz lirik bir şiir diyeceğiz. Lirik şiir neydi? Duygusal şiirlerdi. Ölüm, aşk, ayrılık, yalnızlık, sevgi, anne sevgisi, Allah sevgisi, bunlar hep lirik şiir. Uyar görgüsüne baktığımızda kaplayan, hesaplayan, yalnız. Ha bak, şunlarla ikisi aynı, şu ikisiyle de şu ikisi aynı. Buna biz ne bak? Şununla ikisi aynı, şu ikisiyle de şu ikisi aynı. O zaman biz burada çapraz uyak örgüsü var diyebiliriz. Nazım birimi olarak dörtlük. Dört dört olduğu için biz burada dörtlük nazım birimi diyoruz. İki iki olsaydı beyit nazım ne derdik. Burada hangi sanatlar var? Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık diyor. Dolayısıyla burada bir benzetme sanatı var diyebiliriz. Yalnızlığı kartala benzetmiş. Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık. Bak günleri hesaplaması insana özgü özelliktir. Ama burada yalnızlık adeta günleri hesaplıyor demiş. Kişileştirme yapmış. Bak limanın hüznü diyor. Mesela burada da kişileştirme var. Kafiyeleri sormuş bize. Şimdi kaplayan hesaplayan diyor ya bakın. Kaptan kaplamak. Kaplayan sıfat fiili almış. Hesap bakın hesap. Hesaplamak hesaplayan. Şimdi bir kere. An sıfat fiil iki, an sıfat fiil iki. Y kaynaştırma fiil, y kaynaştırma fiil. Kaptan kaplamak isimden fiil. Hesaptan hesaplamak bu da la yapma ki. Dolayısıyla şu altını çizdiklerim redif. Altını mavi çizdiklerim redif. Burada kapın içindeki A ve P sesleri, hesapın içindeki A ve P sesleri ise tam kafiye olmuş oluyor. Niye? Çünkü iki ses benzediği için. O zaman ilk dörtlükte tam kafiye var diyebiliriz. Hatta bakın şurada da aynı şey. Yine rediflerin altını mavi çiziyorum bak. Yalnızlık redif, yalnızlık redif aynı şey çünkü. Kartaldır, dır redif, masaldır, dır redif. Ama şu allar, bakın şuradaki allar, masalın içindeki al ile kartalın içindeki al tam kafiye. O zaman burası tam kafiye var diyebiliriz. Diğerine bakalım. Gördüm ilk dörtte tam kafiye ve redif bulmaktır. Tamam o zaman tam kafiye zaten turuncuyla göstermiştik. Redifi de böyle gösteririz ve biter. Diğer dörtte de bakalım. Gördüm yaprakların bir bir döküldüğünü, limanın hüznününü. Nedir tadı? Duymadı. Bak şimdi tadı ve duymadı da tamamen farklı bir durum var. Bunlar ses 3 harf benzediği için şöyle gösterelim bunu hatta. Bakın bu dı başka bir şey, ı başka bir şey. Tat tadı olmuş. Yani bu ta'dan tadı, duymadan duyma öyle değil. Bu a, d, ı ve a, d, ı sesleri benzediği için burada zengin uyak var bir kere. Zengin kafiye var. 3 harf benzemiş. Devam ediyoruz. Döküldüğünü, hüznünü diyor. Şimdi burada şu redifin altını gene yazıyor bak. Hüzün, hüznü, hüznünü demiş. Bu belirtme. Hale ki
Döküldüğü, döküldüğünü demiş. Bu da yine belirtme haleki. Geri ne kalıyor? Ü kalıyor. Ü de yine tek harf olduğu için yarım kafiye diyeceğiz. Ve geçiyoruz başka bir soruya. Bu şiirden hareketle doğru ya da yanlış şeklinde yazınız demiş. Yazalım, hiç sıkıntı yok. Halk şiiri geleneğinin ürünüdür. Nereden biliyorsunuz hocam böyle şeyleri? Anlatmıştık bakın. Şurada söylemiştik. Nerede kağıdımız? Aha burada bakın. Halk şiiri geleneği, divan şiiri geleneği, modern şiir geleneği demiş. Hop diyoruz ve buraya geçiyoruz. Dolayısıyla bu doğru. Dört dörende yazılmış. Tabiat taması işlenmiştir. Bakalım. Çukurova bayramlığın giyerken, çıplaklığın üzerinden soyarken, Şubat ayı kış yelini kovarken, cennet demek sana yakışır dağlar. Ağacınız yapraklarla donanır, taşlarınız birbirliğe inanır. Çiçekler, rüzgarlar, kuşlar, ya tamam o zaman tabiat taması işlenmiştir diyebiliriz. Yani hızlıca okudum. Siz de okuduğunuzu görebilirsiniz. Zaten bakın arkadaşlar size şöyle yapın. Videoyu durdurun. Çözmeye çalışın böyle kağıdı. Sonra basın play'e devam edin. Bakalım ne oluyor? Acaba doğru mu yapmışım diye. Hem de cevabı benden dinlemiş olursunuz. Aruz ölçüsüyle oluşturulmuştur. Yavaş halk şiirinde hece ölçüsü olur. Bunu zaten söylemiştik. Ne demiştik? Bakın bunu bir kez daha söylüyorum. Halk şiiri geleneği. Hece ölçüsü, sade dil, işte somut öğeler. Divan şiiri geleneği. Aruz ölçüsü, ağır dil, zengin kafiye. Modern şiir. Kafiye yok, bir şey yok. Sağlık. Şimdi geldi buraya. Kafiye örgüsü A, B falan filan diyor. Bakalım. A, 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 B doğru. C, 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 B dağlar. Tamam bu da doğru. O zaman buraya da Do diyebiliriz. D diyebiliriz. Üçüncü örtükte intak sanatı vardır. Şurada insan olmayan varlığa insan özellik verilip konuşulacak. Rüzgar eser dallarınız atışır. Kuşlarınız birbiriyle ötüşür. Ören yerler bu bayramdan pek üşür. Sümbül niçin yaslı bakışır dağlar? Şimdi sümbülün yaslı bakması kişileştirme ama intak değil. Dolayısıyla bu yanlış. İntak olması için konuşması lazımdı. Son dörtlükte mahlas yer almaktadır. Mahlas şairin adının yer almasıydı. Karacaoğlan. Karacaoğlan. Evet bu doğru. Pastoral şiir özellikle göstermektedir. Evet pastoral şiirler doğadan bahsediyor hatırlarsanız. Lirik şiir aşk, satirik şiir eleştiri, didaktik şiir öğüt, epik şiir kahramanlıktı. İlk dörtlükte tam kafiye ve redif vardır. Bakalım. Şimdi giyerken, soyarken, kovarken diyor. Şimdi giymek giyerken, soymak soyarken, kovmak kovarken. Şu arkenler redif. Şöyle altını çizdiklerim redif olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Ama giyin içindeki y, soyun içindeki y iki tane harf, ya bir harf tutmuş. Zaten aşağıda uyak oluşmuyor. O zaman y'ler de tek harf olduğu için tam kafiye değil, yarım kafiye ve redif olacaktı. Dolayısıyla bu yanlış diyorum. Devam edelim. Teşhis sanatından yararlanmıştır. Teşhis neydi? Kişileştirmeydi. Evet var bak. Sümbülün yaslı bakması. Mesela bu bir teşhis. Ondan sonra taşlar birbiriyle inanması falan. Dalların atışması. Bunlar hep insan olmayan varlığa insan özgü güzellik verilmesi. O yüzden burası da doğru. Gelelim bakalım buraya. Bu şekildeki numaralanmış sıfatlardan hangisinin türü ötekilerden farklıdır? Şimdi hatırlarsanız sıfatlarla alakalı mantığımız son derece basitti. Eğer nasıl sorusuna cevap veriyorsa niteleme sıfatıydı. Eğer hangi sorusuna cevap veriyorsa, kaç sorusuna cevap veriyorsa, kaçıncı sorusuna cevap veriyorsa bunlar da belirtme sıfatıydı. Şimdi o zaman bu mantıkla ilerleyelim. Eski hangi soruyla bulunuyor? Nasıl cami avlusu? Eski cami avlusu. O zaman bu niteleme sıfatı. Buraya nit yazıyorum tamam mı? Nit s yazıyorum. Nit sıfatı. Nasıl şadırvan? Küçük şadırvan. Niteleme sıfatı. Bu kadar basit. Nasıl su şakırdayan su? Niteleme sıfatı. Nasıl çınar? İhtiyar çınar. Niteleme sıfatı. Bu kadar basit görünüyor. Dört yana. Nasıl yana? Oba olmaz. Kaç yana diyeceksin? O zaman belirtme sıfatı diyoruz ve dolayısıyla cevabımızın Edin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Uygun noktalama işaretlerini getiriniz demiş. Noktalama yazım soruları da gelecek demiştik. Tabii arkadaşlar şimdi burada şu da önemli. Siz bunları bol bol sorularla çalışmanız lazım. Bakın. Şimdi birazcık bal yapalım. Zaten kitaplarımızda bal renginde. Bu bal en çok size faydalı olacak bir bal. Niye? Hocam çalışıyoruz ama işte soruda çözmek istiyoruz. Veya nereden çalışacağız? Bu anlattıklarınızın notları var mı dediğiniz zaman bak. Mesela şiirin ünitesi burada. Nazım birimi nedir? Bunların hepsini kendimiz tek tek hazırladık resimlerine kadar. Nazım biçimi türü. Tabii saat artık sorularda ödeviniz oluyor. Şiir özellikleri, söyleyici, imge, mahlas, tapşırma. Halk edebiyatı aşkların takma adıymış. Genellikle son dörtte bulunuyor. Yani. Mahlas divan şiirinde adamın kullanılması.
Buradan bir soru gelecek. Sizin notlarınız yükselecek. Sizin başarınız artacak. Biz de tabii ki bundan çok büyük keyif alacağız. Hece, aruz, serbest sözcü. Bunları güzel güzel çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bu sınavda bunlardan gelecek. Bakın zaten sınavda nasıl geleceğine dair kazanımları da birazdan göstereceğim. Size kafiye düzenleri, manzume ve şiir farkı. Bakın manzume böyle bir şey. Dizi halinde ölçülü kafiyeli ve bir hikaye anlatılıyor. Şiir ise bildiğimiz şiir. Ve buradaki soruları da çözmenizi isteyeceğim. Lirik, epik, satirik, didaktik, pastoral, dramatik, söz sanatları. Bunların hepsini buradan tek tek çözmeni isteriz. Bakın. Bu sayfa sınavda %99.9 gelecek arkadaşlar. İlk sınavda gelmesi ikinci sınavda gelecek. Niye? Şimdi bir dörtlük verecek, bir beyit verecek. Geleneğini soracak halk edebiyatı. Nazım birimi dörtlük. Nazım biçimi koşma. Nazım türü güzelleme. Dili sade dil. Ahenk. Az önce söyledim ya hani şu çizdiğim şey yani. Bunun detayı burada. Buradan mutlaka güzel güzel çalışın arkadaşlar. Ve buradaki sayfa 95'te çözün. Sonra sıfatları da tabii ki çözmeniz lazım. Sayfa 96-97. Sıfat türlerini yine detaylı bir şekilde anlattık. En sonunda test verdik. Şimdi burası şiirle alakalı kısımdaki ödeviniz. İkinci yazılıda en fazla buradan çıkacak. Aynı zamanda Tak Türk Dil Edebiyatı'ndan da soru vermek istiyorum. Ödev vermek istiyorum. Bu kitabı da mutlaka almalısınız. Niye? Varsa zaten var olan arkadaşlar için söylüyorum. Burada bakın. Mesela nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, söyleyici, durak, ölçü, kafiye, redif, nakarat, mahalla, safşan ve kararları kısaca açıklanır. Demek bu kararların ne olduğunu soracak size sınavda. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımları. Bunlar bizim işte Tonguç Akademi olarak bu kazanımlar. Hayır. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları. Hatta buradaki soruları çözdüğünüz gibi sayfa 45'ten başlayıp burada 55 ve 56'da sizin için yazılı sorusu örneği hazırladık. Ve aynı zamanda sayfa 41 ve 42'de de yine hikayeyle alakalı yazılı örneğimiz ve öncesinde de testlerimiz var. Bunları bol bol çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Bakın hikayede neler çıkacağını tek tek söylemişler. Şimdi şu sonraki soruyu da bitirelim. Sonrasında da benden kurtulun. Hadi bakalım. Şimdi bir Çin atasözünde iyimser insan her felakette bir fırsat görür. Bakalım. Şimdi burada iyimser insan virgül her fırsatta bir felaket her felakette bir fırsat görür. Kötümser insan şimdi buraya da virgül koyamazsın. Niye bak şimdi? İyimser insan virgül her felakette bir fırsat görür virgül. Kötümser insan virgül her fırsatta bir felaket görür. Diyor ya. Şimdi sen burada sıralı cümleyi oluşturan cümlenin içinde virgül varsa araya noktalı virgül getirmen lazım. Dolayısıyla bu noktalı virgül oluyor. Hani şey gibi. Atölür virgül meydan kalır. Noktalı virgül, yiğit ölür virgül, şan kalır gibi. Yaşamda kötümserlere mi yoksa iyimserlere mi daha çok gereksinim duyarız? Soru işareti. Bence kötümserlere. İlgi duyarız diye cümleyi bitirmemiş. O zaman 3 nokta. Çünkü kötümserler her durumun, virgül, olayın, insanı kötümserliğe sürükleyecek özelliklerini bulup çıkarmada ustadırlar. Nokta. Biz de kimi durumlarda iyimser, virgül, kimi durumlarda koşullar gereği kötümser rolden ister istemez benimseyip oynamaz mıyız? Soru işareti. Güzel. Evet, şimdi burada yazım yanlışları var. Gene bakalım sizler de bunları bulmaya çalışın. Benimle beraber videoyu durdurup. Güzel bir akşam vaktiydi. Yazı işlerinde memurluk yapan Ivan Demiriç Çervyakov tiyatroda önden ikinci sıradaki bir koltuğa oturmuştu. Bak şimdi, tiyatro önden diyemiyorsun. Tiyatroda bir çizik yazman lazım. Dolayısıyla doğru yazımı tiyatroda diye bir çizik yazılmalıydı. Buraya yazmıyorum yazım yanlışları. Bunun altını çiziyorum sadece. Önden ikinci diyor bir kere. İkinci de zaten iyi ile bittiği için sen şöyle yapmalıydın. İkinci demeliydin. Niye? 2 i ile bitiyor. 6 ı ile bitiyor. 7 i ile bitiyor. Dolayısıyla sen bunları ikinci, altıncı, yedinci diye yazman lazım. Eğer incili yazarsan patlarsın. Koltuğa oturmuştu. Dürbünle Konevil'in Çanları adlı oyunu oynuyordu. Konevil'in Çanları'nda Ç'yi küçük yazmış. Halbuki şöyle olmalıydı. Konevil'in Ç büyük Çanları olmalıydı. Adamın oturuşuna bakılırsa mutluluğun doruklarında olmalıydı derken birdenbire dürbününü gözünden indirdi. Öne eğildi ve hap şu. Aksırmak hiçbir yerde hiç kimseye saklanmamıştır. Hiç kimse ayrı yazılır. O yüzden burada da hiç kimsenin yazımını düzeltmiş oluyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi sıra sizde. Çalışma sırası yani. Kitaplarımızdan güzel güzel çalışın. Eğer başka kaynaklar varsa oradan da çalışabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bizim kaynaklarımızdan da kırtasiyelerden, Tonguç kitapçılarına isteyip çalışabilirsiniz. Ödülü sorumuz yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar.